Ünlü ekonomist Profesör Veysel Ulusoy, 2022 yılında uygulanacak olan asgari ücretin açıklanması sonrası emeklilik zammı için flash bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücretin miktarını bugün açıkladı. Buna göre, 2022 yılında uygulanacak miktar 4.250 Türk Lirası oldu. Asgari ücretin açıklanması sonrası gözler emeklilik zammına çevrildi. SSK'dan ve Bağkur'dan emekli olan milyonlarca vatandaşın maaşı Ocak ve Temmuz'da olmak üzere her 6 ayda bir enflasyon verilerine göre artıyor. Hem emekli hem de memurlara yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkıyla ortaya çıkacak. Yıl içinde Ocak ve Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurlar, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon verileriyle alacakları yeni maaş tutarını da öğrenecek. Emeklilik zammıyla ilgili çeşitli rakamlar ortaya atılırken bir iddiada ünlü ekonomist Profesör Veysel Ulusoy'dan geldi. Ulusoy, sıra emeklilere 50, 55 zamda, diyerek zammın %50 ila 55 olacağını öne sürdü. Asgari ücretteki %50.5 lik artışın ardından gözler memur ve emekliler için yapılacak zamlara çevrildi. Yapılacak olan ek iyileştirme formülüyle memur emeklilerinin memurlar için planlanan artıştan yararlanacağı öngörülürken, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ, kur emeklileri ise asgari ücret zammıyla uyumlu bir oran veya seyyanen zam beklentisi içine girdi. 2022 Emekli Memur Zammı Ne Kadar Olacak? 2022 Emekli Maaşı Belli Oldu Mu? Emekli Maaşı Kaç Para Olacak? Soruları sıkça sorulmaya başlandı. Ocak'ta maaşları artacak memurlar ve emekliler, ek iyileştirme formülünü merakla beklemeye başladı. Enflasyon tahminlerine göre, zam oranı %14-15 civarında bekleniyor. Ancak zam bu kadarla kalmayacak. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin rutin Ocak zamı bir önceki 6 aylık enflasyon oranında olacak. Maaşlara iyileştirme için hazırlıklar hızlandırıldı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine Ocak'ta asgari ücrete uyumlu bir artış yapılması bekleniyor. A Haber'in haberine göre, emekli maaşları büyük oranda netleşti, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklisi için 4.253 Türk Lirası önerisi söz konusu. Seyyanen zam formülünde düşük maaşlı olanlara öncelik verilecek. Böylece taban maaşların yükselmesi söz konusu olacak. Türkiye Emekliler Derneği burada taban maaşın 4253 liralık asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Üçüncü bir formülde ise, oransal zam yapılması ve asgari ücret artışıyla uyumlu bir oranın belirlenmesi. Türkiye Emekliler Derneği burada taban maaşın 4253 liralık asgari ücret ile eşitlenmesini talep ediyor. Üçüncü bir formülde ise, oransal zam yapılması ve asgari ücret artışıyla uyumlu bir oranın belirlenmesi. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için Haziran ve Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon oranı önem kazanıyor. Bu oran zam olarak maaşlara yansıtılacak. Şu ana kadar yani 5 aylık enflasyon %10.48 olarak açıklandı. Bu rakam şu anda emekliler için zam oranının gösteriyor. Bu oranı Aralık ayı enflasyonu da geldikten sonra Sosyal Sigortalar Kurumu, Ev Bağkur emeklilerinin Ocak ayının ilk 6 ayında alacakları maaşları belirlenecek. Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak 2022'de TÜİK tarafından açıklanacak. T-Yandan Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki %23.85'lik 2021 yılı enflasyon tahmini de zam oranını %14.2'ye çıkardı. Anket sonucuna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin zam oranı %14,2 olacak. Milyonlarca memur ve memur emeklisine ise, %5 zam ve 2021 in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun 3 ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. 5 aylık enflasyona göre zam oranı %12.48, %5 zam, %7.48 enflasyon farkı olarak gerçekleşti. Fiyasa katılımcıları anketindeki %23.85'lik 2021 yılı enflasyon tahmini de zam oranının %16.2, %5 zam, %11.2 enflasyon farkı olabileceğini ortaya koydu. Emeklilerin bu hesaba göre zam oranları şöyle oluşacak. O arada memur sendikalarının çalışma bakanı Vedat Bilgin ile yaptıkları görüşmeden memurlara ve memur emeklilerine yukarıda anlattığımız toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı haricinde birek ödeme yapılması da gündeme geldi. Şu anda bu çalışmada devam ediyor. Dolayısıyla bu çalışmalar tamamlandığında memur emeklileri %16,2 olarak hesapladığımız zamma ilaveten ek bir zam ya da seyyanen ödeme de alacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, emekli gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Çalışmayı çok kapsamlı yürütüyoruz, mesafe aldıkça paylaşacağım demişti. Bu sözler emeklileri umutlandırdı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerine yapılacak ek için yasal düzenleme gerekecek. Sam kararının kesinleşmesinin ardından düzenleme meclis gündemine gelecek. 2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. O oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Emekli Zammı da kesinleşmiş olacak. 5 aylık enflasyon oranı ise %10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi %10.48 olarak hesaplandı. 10.48 artışla en düşük aylık bağ, kur kurtarım emeklilerinde 1867 liradan 2063 liraya, esnaf emeklilerinde 2350 liradan 2596 liraya yükselecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Temmuz Kasım enflasyonu %10.48 olarak gerçekleşti. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7492 liradan 8277 liraya çıkacak. %10.48 artışla en düşük aylık Bağkur tarım emeklilerinde 1867 liradan 2063 liraya, esnaf emeklilerinde 2350 liradan 2596 liraya yükselecek. SSK'lılarda ise en düşük aylık 2000'den önce emekli olanlarda 2624 liradan 2899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda 1626 liradan 1797 liraya çıkacak. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranının detaylarını açıkladı yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi %10.48 olarak hesaplandı. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri aylıklarını Ocak-Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamla alıyor. Bu artış bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleştiriliyor. Yeni yılda yapılacak zam da Haziran ile Aralık ayı arasındaki 6 aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklilerinin alacağı zamda kesinleşecek. 5 aylık enflasyon verilerine göre Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur emeklileri de %10.46'lık zammı garantiledi. Bu durumda yaklaşık 10 milyonun üzerinde sosyal sigortalar kurumu, Bağkur emeklisi de %10'un üzerinde bir zam alacak. SGK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve Bağkur emekli maaşlarına gelen zamın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve Bağkur emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 emekli maaşı zammı henüz belli olmadı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun TÜİK açıkladığı Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli olmuştu. Buna göre, memur maaşlarına ve tüm emekli aylıklarına %8.45 oranında zam yapıldı.